Evet anne, merhaba, hoş geldin programa. Nasılsın? Merhaba. Ne yapıyorsun Eda'cığım? İyiyim, ne yapayım işte, biliyorsun. Balıkesir'deydim, döndüm. İstanbul'dayız şu anda, Pendik'teyiz. İlk Marina'da. Evet. Kahvaltı ettik. Oturduk, biraz sohbet ediyoruz. Takipçilerime sordum, dedim ki anneme sormak istediğiniz sorular var mı diye. Sana bazı sorular sormamı istediler. Sorayım mı? Sor bakalım. İşte Eda Demirden'in kızım olması nasıl bir duygu? Yani şundan dolayı sporla uğraşıyorum. Takipçilerimde şey var. İşte ailemi ihmal eder miyim? Bunlarla uğraşıyorum. Hani bu alanda yarışıyorum ama zor mu bunu yapmak Türkiye şartlarında? Sen nasıl görüyorsun? Bir kere benim kızım olduğu için ben çok şanslıyım. Sporla öyle. Uğraşıyorsun. Sporla uğraşıyorsun evet ama sen okul yani bir sürü diploman var. Üniversite diplomam var. Fakülte diplomalarım var. Eğitim konusunda pek konu geçmiyor. Ama sen çok akıllı bir insansın. Ve ben bununla çok gurur duyuyorum. Uğraştığın spor dalına saygın var. Çok zor. Beslenme konusunda özellikle gerçekten çok zor. Özel yemekler hazırlanıyor sürekli sana. Sıkıcı hale geliyor sanırım senin için belli bir süre sonra. Değil mi? Rutine bağladık artık. Tabii bu alan Türkiye'de çok bilinen bir alan da değil. Yani genelde biliyorsun bizde işte futbol var, basketbol var, işte voleybol var falan. Bu alanlarda bir şeyler yapıyoruz ama işte kimse fitness'la alakalı yok yarışayım, hazırlığa gireyim falan tarzı düşüncelere kapılmıyor. Sen nasıl görüyorsun? Yani bu spor daha iyi yerlere gelir mi? Bu dal daha fazla bilindik hale gelir mi? Şöyle düşünüyorum. Bir kere sağlıklı bir insan nasıl olması gerektiği gibi olması gerekiyorsa öyle. Çok fazla yememeli. Şekerden uzak durmalı. Undan uzak durmalı. Bir normal bir insanın beslenmesi gerektiği gibi besleniyorsunuz. Meyve konusunda falan filan tabii onlara değmek lazım. Ama sağlıklı bir vücudun olduğunu biliyorum. Üstelik hiçbir şey kullanmıyorsun sen. Tamamen doğal besleniyorsun. İlaç kullanmıyorsun. Onunla ilgili de bana çok sorular geliyor. İşte bu dalda ilaçsız hiçbir yere gelemezsiniz. Başarılı olamazsınız falan filan. İşte aileler biraz endişeli bu konuda. Çocuklarımız hani ilaç kullanmadan belli bir yere gelemeyecekler. Yapmamaları mı gerekir? Desteklemeyelim mi düşüncesindeler? Sen ne düşünüyorsun? Hayır. Bence bir insan iradesini kullanarak gerçekten çok iyi bir vücuda sahip olabilir. Tabii istemediği durumlar dışında sağlıkla ilgili. Ben menopoza girmeden önce biliyorsun ki çok sağlıklı, bayağı fit. Kendimi de çok beğeniyordum. Bir vücudum vardı ama menopoz sonrası tabii ki istenmeden kilo alıyorsun ve vücut daha çabuk yağlanıyor. Sana şunu sormamı istediler. İşte ağırlıkla çalıştın mı? Bu tarz antrenmanlarda bulundun mu? Daha doğrusu antrenman yaptın mı? Uzun bir süre zaten 7 sene gibi bir spor hayatım vardı. Basketbol oynadım. ARG Profilo'da. O zaman hatta çok kanallı televizyonlar yoktu. İkinci kanal açılmıştı. İkinci kanalda da spor karşılaşmalarını gösteriyordu. Biz de televizyonda öyle meşhur olmuş gibi bir şey böyle sokağa girerken çantalarla, basketbol toplarıyla hava atarak giriyorduk. Kaç seneleri? Bilmiyorum ki. 90'lardan önce, benden önce. Tabii canım. 82 mi? Öyle bir şey. Ortaokuldan lise sona kadar. Aynı zamanda okul takımındaydık zaten. Ağırlıkla çalıştık tabii ki. Sağlık toplarıyla çalıştık. Antrenmanlarımız. Gülsuyu'nda spor akademisinde antrenmanlarımız oluyordu. Spor sergi sarayında antrenmanlarımız oluyordu. Hatta bizden önce milli takımın antrenmanı oluyordu. O zaman Efe, Erman gibi basketbolda ismi geçen çok sevilen sporcular vardı. Onlardan sonra da biz giriyorduk. Biz de onlara hayran hayran bakıyorduk. Sizde antrenmanlar nasıl oluyordu mesela? Kol kaslarını kuvvetlendirmek için ne gibi bir antrenman rutininiz vardı? Uzun şut atıyorduk. Potu altından şut atıyorduk. Orta sahadan sağlık toplarını sallıyorduk. Çok ağır bir şey. Ondan sonra basketbol topu tabii kuş gibi geliyordu. Koşuyorduk. Örme denen bir şey var ona. Pass break çalışıyorduk. Koşuyorduk. Çok koşuyorduk. Ve ben biliyorsun sen herhalde aynı zamanda bisiklete bindim.
Tabii ki ayak kaslarım çok gelişti. Erkeklerle beraber koşuyordum. Şey soracağım. Basketbolda ne kıyafetiyle maça çıkılıyor? Uzun şort ve tişört mü? Nasıl oluyor? Atlet mi giyiyorsun? Nasıl maça çıkılıyordunuz o zamanlar? Şort. Uzun şort değil, kısa şortlar. Ve de işte bir kolsuz. Üzerimizde şeyimiz vardı. Body mi deniyor artık. Hı. Onun gibi şeylerimiz vardı. Yani zaten sporculara baktığın zaman yüzmeyle uğraşanlar işte mayo giyiyor. Efendim tenisle uğraşanlar yine etek giyiyor, şortlu etekler filan. Basketbol yine aynı şekilde. O alanda da bikini giyiliyor. Neden? Çünkü biz de bir antrenmanla bir form yapıyoruz, bir emek. Bunu da göstermek amacıyla. Tabii kaslarını göstereceksin, vücudun nasıl orantıyla toparlandığını göstereceksin. Bir vücut yapısı oluşturuyorsunuz. Bikini fitness de böyle zaten. Amaç da bu. Kaslarını geliştirip yağı mümkün olduğu kadar azaltmak. Define bir görüntü sağlamak. Evet. Yarışmadan önce de damarlarını falan işte onları çıkartıyorsun. Sen daha iyi bilirsin. Sartoris falan. Evet. Kasları bu çok sağlıklı olduğunu gösterir. Sağlıklı vücut nasıl olduğunu. Az yiyerek. Az yiyerek edebilir. Çok da az yemiyorsun aslında. Düzenli, dikkatli yiyorsun. Çok az yiyorsun. Yediğim şeyleri birazcık sınırlandırmak, tartmak, ölçülendirmek diyelim. Şöyle bir şey söyleyeyim Eda. Eğer ben de şekeri falan biraz az yiyebilsem tabii ki çok daha sağlıklı bir görünüşüm olur. Ama ister istemez belli. Şimdi biraz da şekerli şeyler yiyeyim diyorum. Aslında hiç hayatım boyunca çikolatadan, biliyorsun tatlılardan falan hep çok uzak durdum. Ama vücut istiyor herhalde öyle bir şey. Tabii bunu da mesela kabuk tarçın çaya konuluyor. İşte biz de mesela genelde tatlı krizlerin önüne öyle geçmeye çalışıyoruz. Yoğurt veriyorum ya, yoğurdun içine gene tarçın konulabiliyor. Bazen meyve, işte yeşil elma özellikle çok kullandığım bir meyve. Muz veriyorum uzaktan eğitimdeki öğrencilerime. Şeker isteklerini biraz daha baskılamak için aslında. Yine şekeri bırakmanın yöntemleri var ama bırakılmayacak gibi değil. Gerçekten istersen zaten bırakabileceğini biliyorsun. Bir insanın bir şeyi amaçlaması çok önemli bir şey. Yani amaç edineceksin. Gayem bu olacak. Bunu istiyorsan o zaman onun zorluklarına da katlanabiliyorsun tabii ki. Ama zorluklanan bir şey yok. İnsanlar, Amerika'da yaşayan Doktor Öz var. Onun söylediğine göre günde sadece bir kere besleniyorsun. O da saat 8 ile 2 arası bütün beslenmeni bitiyorsun. Sonra bir daha hiçbir şey yemiyorsun. Ertesi güne kadar. Bir öğün beslenme ile çok çok sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini savunuyor. Yani bence insanlar aslında çok fazla yiyoruz. Çöplük gibi her şeyi yiyoruz. Her saat yiyoruz. Bir kere her saat yemeğiyle diyet yapıldığı çok saçma geliyor bana. Her diyet yapıyor, diyor ki 3 saatte bir şunu yiyeceksin, atıştıracaksın falan. Böyle bir şey mantıksız. İnsanın vücudun dinlenmesi lazım. Uzun süre yani bir şey yemeyeceksin ki, su içebilirsin, o da çok fazla değil. Dinlendirip vücudunu sağlıklı bir duruma getirip yağlı yakılmasını sağlamak. Bence doğru olan beslenme de bu. Evet, doğru söylüyorsun. Peki şunu soracağım. Dedim ya az önce, bazı kişiler var bu alanda yarışmayı düşünüyorlar, kariyer hedefliyorlar ama ailelerini bu konuda ikna edemiyorlar. Çünkü işte insanlar Türkiye'yi genel olarak al tabii ki. İşte o tozları mı kullanacaksın, işte o supplement dediğiniz şeyleri mi kullanacaksın, onlar sağlıksız, ilaç mı kullanacaksın, bunlar sağlıklı şeyler değil, yapma etme diye bu dalda yarışmalarına biraz engel oluyorlar aileler. Onlara ne söylemek istersin? Kişiler ne yapmaları lazım, nasıl anlatmaları lazım mevzuyu? Tabii ki senin de oldu, hocaların vardı, bu işi bilenler. Seni yönlendirdiği gibi onlara da uzman kişilerin yönlendirmesi lazım. Bence tabii ki bunları kullanmak sağlıklı değil. İyi bir hoca yalnız bunları kullanmaması gerektiğine dair sağlıklı diyetler verebilir. Evet. İyi hoca kendisi. Yani supplement kullanmadan da oluyor. Benim hatırlarsan ilk yarışlarımda ben hiç supplement falan kullanmıyordum. Evet, hiç. Yani yarışmaya bu şekilde de hazırlanabilirler. Bu şart değil. Doğru beslenirlerse, doğru şeyleri yerlerse olabilir. Tabii canım. Biliyorsun ki sen bu olaya baş koyduğunda, ben bunda çok başarılı olacağım diye inat edip hazırlıklara başladığında, bu konuda
Hiç bilmiyordun saklavent nedir, o nedir, bu nedir, onları bilmiyordun ve böyle bilmeyerek hazırlandın biliyorsun ve üçüncü olmuştun ilk yarışında. Sonra da sende tabii ki bir özgüven, daha fazla bir özgüvenin geldi. Sonra bu konuda bilinçlendin ve yine kullanmadan birinci oldun. Demek ki kullanılmadan birinci olmuyor. Yediğin yemeklerle alakalı, senin sayendedir çünkü buna göre yiyeceklerini de hazırlayabilecekleri bir ortam gerekiyor. Ailelerin birazcık da desteğine ihtiyaçları var. Çünkü bir sporcu aynı zamanda hem antrenmana gitsin, antrenmandan dönsün, yemeğini hazırlasın, kıyafetini yıkasın vesaire vesaire, biraz zor oluyor. Sen de biliyorsun, ağrılarım oluyor. Antrenman, evet. Antrenman sonrası kas ağrıların oluyordu, evet. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir anne zaten yağsız, tuzsuz pilav istiyordun sen. Çok az yağ koyuyorduk. Bunu hazırlamak diğer detay gerektiren yiyecekleri hazırlamaktan çok daha kısa süreli ve daha kolay şeyler. Yani niye ailelere yük olmuyor? Hayır, olmuyor. Ama tabii ki seni düzenli yemek konusunda teşvik etmeleri gerekiyor. O zaman aileleri ikna etmek istiyorlarsa? İyi bir hoca bence, iyi bir antrenör gözetiminde olursa çocukları hiçbir zorluk yaşamaz. O yüzden güvenebilecekleri, yarışa hazırlanırken kendilerini emanet edebilecekleri doğru kişiyi bulmaları gerekiyor. İyi bir araştırma yapsınlar bu konuyla alakalı, değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Yani ben, sen beni yönlendirmek istiyorsun ama ben seni yönlendirmeni istemiyorum çünkü artık hiçbir şeye, ben senelerce kavun yememiştim mesela, şimdi kavun yemek istiyorum, o yüzden dinlemiyorum. Hani bana bakıp da karar vermesin arkadaşlarım, tamamen sana baksınlar. Evet arkadaşlar, doğru. Burada önemli olan sizin hedefleriniz tabii ki. Hedeflerinize doğru gideceksiniz. Bu yüzden beslenmenizi de buna göre ayarlayın. Doğru bir antrenörle çalışın. O size zaten neyi, ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Doğru. 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 Başka bir şey söylemek ister misin buradan takipçilerimize? Söylemek, eklemek istediğin bir şey var mı? Seni takip ettiği için teşekkür ediyorum. Bence çok iyi yapıyorsunuz. Benim kızım olduğu için söylemiyorum. Ama hem akıllıdır, hem bir şeye baş koyduğu zaman her detayıyla inceleyen, araştıran bir çocuk. Kızım var. Ben kesinlikle güvenirim. Her dediğine güvenirim. Onlar da güvensinler. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Bugün annemle birlikte biraz sohbet etmek istedik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.